Merhabalar herkese. Bugün yeni bir seriye başlıyoruz. Bir süre önce YouTube'da ankette sormuştum bir cüce serisi yapmak istiyorum, hangisini yapayım diye. Belegar seçilmişti. Ama 5.2 güncellemesini bekledim seriye başlamak için ve 5.2 güncellemesi geldi. Özellikle bu güncellemeyi beklememin sebebi zaten muhtemelen duymuşsunuzdur. Cücelere Derinlikler isminde muhteşem yeni bir mekanik ekliyor. Onu da deneme şansı bulalım istedim bu sefer de. Cüceler, Ölümsüz İmparatorluklar tabii ki. Belegar Demirçekiç. Şuradan göreceğiniz üzere Yüce Kral'ın fermanı diye yeni bir şey sahip olarak başlıyor. Yüce Kral'ın kendisi de aynı şekilde onunla başlıyor. Diğerleri öyle başlamıyor bu arada cücelerin. Belegar'da bir kral olduğu için öyle başlıyor. Bu karak yerleşim yerlerinin yani dağlardaki eyalet başkentlerinizin altını kazmanıza yarıyor. Yüce Kral'ın izniyle derinleri kazıyorsunuz ve oralara yeni bina tipleri dikebiliyorsunuz. Onları da bu video serisinde yavaş yavaş göreceğizdir. Onun dışında Belegar'ın tabii ki en önemli özelliği Karak 8 Tepe'nin kralı olması ve Karak 8 Tepe'nin kaybedilmiş olması. Adam bu nedenle bayağı öfkeli ve hırslı. Ve Karak 8 Tepe'yi alana kadar bakım masrafımız %50 daha fazla olacak ve ciddi çok büyük bir debuff. En zorlu cüce seferi denebilir herhalde Belegar'ınki için. Karak 8 Tepe'yi almak da hiç kolay değil bu arada. Karak 8 Tepe yarışına 3 Lord başlıyor ve Belegar Karak 8 Tepe en uzakta başlayan olan, Karak 8 Tepe'yi en zor alan. Ama bakacağız, oraya doğru gideceğiz yavaş yavaş. Onun için ama avantajı da var tabii ki. Oyunun en güçlü başlangıç ordularından bir tanesine sahip 4 tane özel kahramanla başlıyor. Karak 8 Tepe'yi elde ettiğinde eşsiz binalara sahip oluyor. Onun için de pusularda liderlik, yeraltı muharebelerinde öncülük ve acilenmesi. Lord etkileri ciddi güçlü. %20 menzili bloklama şansı bayağı iyi bir şey. Onun dışında şöyle bir yeteneği var. Kullandığı zaman 25 saniye boyunca yakın dövüş savunması veriyor etrafına. Bir de şu 3 fraksiyonunu dövüşürken liderlik veriyor. Haritada tabii ki Karak 8 Tepe aşağı yukarı şuralarda olması lazım. Buralarda başlıyoruz. İlmini de bir okuyalım. Belegar Demirçekiç'e acı bir nefret ve kin miras kalmıştır. Kendisi Angrut klanının lideri ve doğrudan Klan Lun'un soyundan biridir. Klan Lun, Kral Lun düşüşünden evvel Karak 8 Tepe'ye hükümdar olan son cüceydi. Halklarının cüce yurdu, zenginlik ve saygınlık açısından sadece Karaza Karak'ın geçtiği bu hisar yağmalanırken eski kralın evlatları başka yerlerde uğraşıyordu. Yurtları ve şerefleri onlardan çalınmıştı. Angrut soyunun nice hükümdarı eski görkemlerine yeniden ulaşmaya, onları miras kalan Garezlerin intikamını almayı denedi. Yılların ağırlığına ve davanın umutsuzluğuna aldırmayan Belegar, reşit olur olmaz ağır yeminler etti ve mirasının tamamını kazanmak için yola çıktı. O günden beridir Belegar yeraltı savaşlarında usta konumuna geldi. Onun emriyle düşman girişimleri engellenir, pusuların üstesinden gelinir, sızma patikalarına engel olunur. Ne var ki Belegar tahkimatların ardında oturmakla hoşnut kalmıyor. Nice kez atalarının yeraltı salonlarına saldırılar düzenledi. Orada atalarının kabirlerinin harap kalıntılarında Belegar dün vurulmuş bir kaya parçasını ant taşı olarak benimsedi. Cüceler arasında Belegar'dan daha iyi olan tek savaşçının katil kral olduğu ve Belegar'ın istediği zaman atalarının ikinci güçlerini çağırabildiği söyleniyor. Zaferlerine rağmen hırçınlığı geçmiyor. Bir gün tüm Karak 8 Tepe'yi yeniden ele geçirmeye ant içiyor. Amacımız da odur efendim. Bu arada bu 5.2 güncellemesiyle beraber efsanevi zorluğun çok daha zorlaştığı ve yapay zekan çok daha fazla buff sahibi olduğu ve de bunun dışında yapay zekanın bina dikme ve birim basma konusunda çok daha akıllıca ve agresif davranacağı, o konuda da çok fazla buff'a sahip olacağı söyleniyordu. O yüzden bu kadar zorlu bir sefere, efsanevi bir zorlukta daha önce de denemedim bu arada. Daha yeni çıktı 5.2 güncellemesi. Böyle bir video serisiyle başlamakta ufaktan korkmuyor değilim ama bakalım. Erken uyarı zamanını minimuma çekmeyi tercih ederim. Diğer oyun sonu senaryoları varsa ilanda kalsın. Yapay zeka düzencisi maksimuma gelsin. Demir Adam modu açık ve sefere başlayalım. Alright. Tabii ki cücelerin sadece derinliklerinden bahsetmek olmaz. En son çıkan Thrones of Decay DLC'si ile beraber bir sürü yeni birim vesaire gelmesinin yanında bir sürü yeni güncelleme, yeni mekanik de geldi. Onların bir tanesi mesela işte hepsini şimdi uzun uzun tekrar üzerinden geçmeyeyim de hesaplaşma çağı, Age of Reckoning sistemi mesela işte çeşitli
fraksiyonların yerleşim yerlerinin ya da orduların üzerinde şu sayıyı göreceksiniz. Bunlar Garez. Onları yendiğiniz zaman halledilmiş Garez kazanıyorsunuz ve 15 turun sonunda o Garezlerle hangi seviyede kalırsanız ona göre bufflar ya da debufflar kazanıyorsunuz. Ve ayrıca halledilmiş Garez biriktirerek efsanevi lordları konferansına katabiliyorsunuz. Bitirdiğiniz hesaplaşma çağı seviyesine bağlı olarak Garez gideren birimler alabiliyorsunuz ki çok güçlüler. Ve efsanevi Garezler var. Bunlarla da uğraşması çok eğlenceli olabilir. 5 tane efsanevi Garezimiz var. Bunlar çok uzun vadeli ama bayağı ödülleri de hayvan gibi olan, uğraşması da eğlenceli şeyler. Okey. Onun dışında tabii ki Beregar dediğim gibi oyuna en güçlü ordulardan biriyle başlıyor. Elbette bu ordunun çok bir, yani standart güzel bir ordu ama 4 tane muhteşem kahramanla beraber başlıyor. Dördünü de tabii ki orduya katacağım. Hatta eskiden böyle Beregar oyunun en güçlü ordusuyla başlıyor falan diyebilirdim ama Malakai diye bir gerçek eklendi. Grungnir'in ruhuyla başlıyor adam. Savaşları kaybetmesi imkansız hale geliyor Grungnir'in ruhu sayesinde neredeyse. Ama hala Beregar'ın ordusu da hakikaten, yani şu kahramanlar kolay kolay ölmez. Hatta yani neyse, dur muhabbeti sonra yaparım da. Şu ilk savaşa bir girmeden önce bir diplomasiye bakalım hızlıca. Sınır prensipleriyle zaten saldırmazlık anlaşmamız var. Daha fazla anlaşmaya da hayır demem. Muhtemelen oradaki Ogre fraksiyonu Skrek onları tepeleyecektir ama olduğu kadar dayansınlar. Okey, şu ilk savaşa bir girelim öyleyse. That we attack! Okey, bir Belegarcığımıza ve özel kahramanlarına yakından bakmadan başlamayalım tabii ki. Adam öfkeli, adamın gözünü kan bürümüş, adam çiçeklerin arasında Karaksekiz Tepe hayalleri kuruyor. Efsanevi kahramanlarımız da. Tabii ki bunlar şey, ne olarak geçiyordu? Teknik olarak ruhani olarak geçiyor. Ruhani birimlerde fiziksel dirence sahiptir. Ama büyülü saldırılara karşı da bayağı bir zayıftır öte yandan. Yani şöyle bakarsak eğer, yakın dövüş savunması falan inanılmaz yüksek. Lan bunun aslında, tamam lafımı geri aldım, yakın dövüş savunmaları falan da iyiymiş ama yine de büyülü saldırılar yapan ordulara karşı bayağı bir dikkat etmek lazım o birimlere karşı. Diğer birimlerimize de ufaktan bakalım ya. Belegar'ın mavisiyle kuşanmış cüce savaşçılarımız. Çekiççilerimiz. Ya ordunun geri kalanında özel bir şey yok dedim ama çekiççiler falan onlar da gayet iyi birimler ya. Cüce savaşçılar da hiç fena değildir. Başlangıç birimi sayılabilirler ama yine de iyidirler. Okey, siz ön tarafa dizilin efendim. Cüceler zaten çok klasik bir ordu dizilme sahiptir genel olarak. Yani tabii ki istediğiniz gibi oynamakta özgürsünüz ama yani ön tarafta yakın dövüş yerleri, arka tarafta menziller. Klasik ordu dizilimi cücelerde gayet işe yarar ki ağır silahlarını aldıkları zaman da daha da işe yarar. Üzerime çekmekte zorlanabilirim ben bunları. Gideyim yavaş yavaş üstlerine. Hop, yanlış. Şuraya kadar gelirseniz menzilinize girerler herhalde. Direkt üstüme gelmeye başladılar bari, süper. Bunlar ne? Ha, kurt sirenler. Direkt üstüme saldıracak kadar saçmalayacaklar mı yine? Evet, yapacaklar onu. Okey, yapay zekanın sefer haritasında birçok daha akıllıca davranacağına dair sözler vardı şeyde, güncelleme notlarında. Savaş işte nasıl davranacaklarına dair bir notları yoktu. Şimdi akla niye miyim, yoktu yani. Okey, siz ikiniz şuna saldırın. Siz onları koruyun mümkünse. Tamam, onlar halleder. Siz şu tarafa dönün. Belegar sen de gel ön tarafa. Şu buff'ı özellikle kullanmayı unutmamam lazım. Çünkü gerçekten çok, yani yakın dövüş savunması 24. 25 saniye boyunca inanılmaz güçlü bir buff. Bu nedir? Bu da kendini güçlendiren güzel bir şey. Kes abi şunu. Hatta bas şunu da. Sen şunlara saldır, şunlara saldır. Siz de unutmayalım tabii ya. Sen şu tarafa müdahale et, sen şu tarafa, sen de şu tarafa. Bu okçu zaten kimi bulursa ona saldırsın. Bunların da tabii ki özellikleri var, dur bakayım. Bu bir rune ustası, rune ustasıyla ateş hasarı şimdi değil.
Alan etkili hız ve yakın dövüş saldırısı, alan etkili zırh güzel olur bak. Yakın dövüş saldırısı daha güzel olabilir şu an ama fark etmez o kadar da. Senin özelliğin yok, senin özelliğin yok. Bunlar dövüşçü, yakın dövüş uzmanı ikisi de. Kalkanlı malkanlı misler gibi. Belegar fazla hasar almışsın bence. Sen şunu vurabilir misin ya? Belegar onu yakalayamayacak gibi. Hadi hadi. Seni sniper gördüm. Vuramadın mı? Yok, menzilinden çıktı. Onu herhalde artık yakalayamayız. Cüceler tabii klasik cüce. Çok bir hızları yok. Onu yakalasaydık birazcık ekstra kaynak kazanırdık ama evet, yakalayamayacağız onu. Okey, ordunun ikmali, kontrol. Yani cücelerle şu seçeneği seçmek her zaman mantıklıdır. Mount Altın da fena olmaz ama yok. Şu an için Milano'nun yerine kontrol artı 5 ihtiyaç duyabilirim. Bu arada bu 5.2 güncellemesiyle beraber derinlikte aradığında çok güzel bir mekanik geldi falan filan dedim. Ama göstermemi bekliyorsanız maalesef gösteremeyeceğim onu. Bu bölümde göstermede mümkün olmayabilir galiba. Çünkü bir kere eyalet başkentinde oluyor dağlardaki. Şurayı almam lazım öncelikle. Ve burayı aldıktan sonra da bir tane bina yapılıyor. Büyük kapı mıydı, ulu kapı mıydı, öyle bir ismi var. O binayı yaptıktan sonra derinliklerdeki binaları kurabiliyor hale geliyorsunuz. O binayı yapmak da bayağı bir masraflı. Yani bu bölümde olur mu pek zannetmiyorum. Bu bölümde size derinlikleri gösterebileceğimi. O derinlikleri görmek için eğer buraya geldiyseniz, bu videoyu izlemeye başladıysanız, hayal kırıklığına uğratacağım için üzgünüm ama yapacak bir şey yok. Hatta yani Torgrim'le de baktım gösterebiliyor muyum diye, yok. Öncelikle o binayı yapmak gerekiyor. Ve Torgrim'de tamam, bir tane karakı kontrol altındayken başlıyorsunuz. Karaza karakla başlıyorsunuz sonuçta. O ulu kapı dediğimi yapabiliyor halde başlıyorsunuz ama o ulu kapıyı yapmadan diğer binaları yine de göremiyorsunuz. Dolayısıyla Torgrim'le de ilk turdan o binayı inşa etmeniz mümkün değil. Onun için de biraz zamana ihtiyacınız var. Yani derinliklere ulaşmak yani çok güzel bir mekanik ama oyunun başında olacak bir mekanik de değil. Okey, şu savaşı da aslında otomatik de sonuçlandırabilirdim. Sonuçta bu turu şeyde geçireceğim için, yerleşim yerinin içinde geçireceğim için yeterince tazelenmeye sahip olurdum ama yeterince tazelenmeye sahip olamaya da bilirdim. Şimdi bir sonraki savaşa giderken tam canlı olmak isterim. Yeterince yokuş aşağı mıyız? Yeterince yokuş aşağıyız. Biraz daha şöyle kayarsak daha da güzel olur bence. Okey, üzerime gelmeye başladılar mı? Güzel. Şunlar bir önceden menzilime girseler. Şunun menzilindeler de. Bunların menzilinde değiller. Şimdi oradalar. Tamam. Bunlar yine o taraftan dolaşıyor. Şu tarafı bir koruyalım şu şekilde. Çevreden dolaşmaya çalışıyor ama bunlara pek bir şey yapamaz. Yani madenci alt tarafı bir şey yapabilir. Yapamaz demek haksızlık olur ama. Dursay, bizim rün ustası nerede? Rün ustasıyla hasar verebilirim ben bunlara biraz olsun. Cüceler tabii ki büyü kullanamıyor ama en azından bu şekilde rün büyüsüyle hasar verebiliyorlar az çok. Sen biraz geride dur. Belegar, sen de şu buff'unu aç. Değil mi, bu buff'u açayım muhabbeti yaptıktan sonra açmadım değil mi ya? Dal abi. Sağdan dolaşan yok. Bunlar... siz aslında öncelikle şunları hallederseniz, o madenciler orada %100 emin olamadım kazanacaklarına. De girin abi şöyle. Savaşmayan var mı? Sen savaşmamışsın. Sen de gir bir yere. Siz zaten o tarafa birazcık destek verirseniz fena olmayacak gibi. Siz savaşmıyor musunuz ya? Siz de girin. Okey. O taraftakiler kaçtı. Size emir mi vermiş? Aa, burada ok yiyormuşum ya. Okçuları bir halledin. Şu
Şurada da bir ok yiyormuş ama neyse hallederiz onu. Savaşmayan birileri var hala. Sen hatta okçulara doğru gidersen fena olmayabilir. Okey, sen oraya doğru git. Senin buff'ının süresinin daha dolmasına var. Onlar kolay kolay geri dönmez. Sen de şuraya git istersen. Burada yine bir savaşmayı görüyorum. Sen şuraya girebilirsin o zaman. Madem onlar kaçıyor. Bir ustası da şunu vereyim. Ha, onlar geri geldi ya bu arada. Ama yani onlar geri gelene kadar savaş bitebilir bile öte yandan. Siz yine de onlara saldırın ya. Geri gelmesinler şimdi. Sen ne yapıyorsun? Sen iyisin, güzel. Sırt değici menzilli hasarı veriyor. Tamam, hareket etmesinin şeyi yok zaten. Okey. Zaten yerleşke savaşı hep söyleyecek. Full ganimeti alacağım. Sonlandırabilirim dolayısıyla. Okey. Direkt işgal ediniz efendim. Böyle bir şey mi oluyordu? Karakin'in derinliklerindeki kısımlarınız genişlemeniz sırasındaki cesaretinizin haberini almış. Sekiz Tepe'nin meşru kralını selamlıyorlar ve sonsuz diyarı birleştirme misyonumuzda size yardımlarını ve sadakatlerini sunuyorlar. Tabii ki konfirmasyon kuralım. Böyle bir görevmiş peki. Eyalet kontrol altına alındı, konfirmasyon gerçekleştirildi. Şu eyaletten bahsediyor. Bu eyaletin çevresi biraz kötü. Buralardaki şu yeşil deriller sıkıntı yaratabilir, insanlardan bir şey olmaz. Şu vampirleri de elfet halleder ama şu yeşil derillere bir müdahale etmek şart olacaktır. Bir tane de şurada ne ordusu diyorlardı, tarafsız. Ne diye geçiyordu bunlar işte. Yerleşim yeri olmayan, gürü ordusu var bir tane. O da yavaş yavaş yiyecektir, o da sıkıntı yaratacaktır. Şimdi şuradaki Gares fırlatanı Belagar'ın ordusuna vermek isterim ama hatta çok çok iyi olur gerçekten o Gares fırlatan. Direkt yürüsem mi? Burada bir orduları var mı bunların? Yok, bunların ordusu kalmamış. Yani burayı korumak anlamında burada kalması belki de daha mı mantıklı? Yok ya. Öyle bir bakım masrafını kaldıramam ben. Zaten artı %50 bakım masrafımız var. Karak 8 TV bizde olmadığı için. Ben önümüzdeki tur şu Gares fırlatanı Belagar'a verebilecek bir pozisyonda kalmak istiyorum. Buraya da saldırırlarsa saldırırlar. Kaybedersek kaybederiz. Dünyanın sonu değil. Gelir binası kalsın. Yeni aldığım yerde şuradaki Thrones of Decay ile beraber şey gelmişti. En temel yerleşim yeri binanızın madencilerin yanı sıra bir de cüce savaşı basabiliyordunuz buralardan. Ama biraz fazla OP oldu lan. Onu bir geri alalım dediler. Ondan sonra onu düzelttiler. Şuradan basabiliyoruz artık cüce savaşçılarını. Ve burada bir de derebeyi alabileceğiz. Tamam. Bu bina devam etsin. Dur. Bir dakika lan. Söylediklerimi geri alıyorum. Ben sadece karaklara yapabiliyoruz o derinlikleri zannediyordum. Buralara da yapabiliyormuşuz. Mesela burayı, buranın derinlerini kazmak için 9000'e ihtiyacımız var. Bir tane de Yüce Kralın fermanına ihtiyacımız var. Elimizde iki kralın fermanı var. Ama tabii ki o kadar paramız yok ve bir yeri kazacaksam Karakizor'un dibini kazmak isterim. Orayı aldıktan sonra. Şöyle göstereyim. Maalesef işte bunları yaptıktan sonra hangi binalara sahip olduğumuzu şu an onları yapmadan gösteremiyorum. Gösterebilmek isterdim. Okey. Diğer binalara bakacak olursak gelir, büyüme. Büyümeye çok ihtiyacım yok. Yani cüceler yavaş büyüyen bir ırk. Derinliklerini kazarsanız oradan çok güzel büyüme binalarını kurabiliyorsunuz ama normalde onu kazana kadar çok yavaş büyüyen bir ırk ama hızlı büyümeye ihtiyacım var mı gerçekten diye düşünüyorum. Çünkü üst seviye birimleri alacak maddi durumum zaten olmayacak Karak 8 Tepe'yi alana kadar. Ve yani şehirlerin ikinci seviye olması bana yeterli. Cüce savaşçıları bana yeterli. Münakaşacılar yeterli. Tamam. O zaman paradan gidelim. Para bizim için daha önemli. Sayyatik mermerini de fena olmaz ama bu 200 gelir. İnşaat maliyeti binalar için fena değil. 180 ve ant altını. İnşaat maliyeti. Ufaktan ant altını da biriktirmek istiyorum ya. Bundan yapacağım. Bir saniye. Şundan mı yapsam ama öncelikle? Birileriyle konfirmasyon kurabilirim. Aman konfirmasyon demişim, ticaret anlaşması kurabilirim. Gares fırlatan cüce mi yaklaşınca?
Evet, buraya bundan yapacağım. Buraya o binadan yapacağım. Kontrole de ihtiyacım olur mu? İnşallah olmaz diyelim ya. Okey. Lütfü atlamış. 3'e gelmiş. Bir tane yol devriyeni aldık. Maden yüzü buna gerek yok. Kuşatmayı geç. Yozlaşmayı geç. Bunu geç. Lord'un ordusu yüzümü. Zırh. Şimdi kendisine veriyor diye bakalım. Ölke şeker veriyor. Küresel işlemi kapasitesi ve süresi veriyor. İletişime rütbesi, yerel iletişime kapasitesi, yabancı bölgedeyken liderlik, hücum bonusu. Yani genel olarak kendini değil, ordusunu bufflayan özellikleri var. Mühimmat veriyor madenciler için, korucular, şimşek kuratılanlar madenciler için. Bayağı güzel şeyler veriyormuş. Bak, sevmekteyim. Fiziksel direnç %10 herkese. Sefer hareket menzili. Tamam. Ben ordusunu güçlendireceğim o zaman. Öncelikli olarak. Okey. Ardından 250 biliyorum. Her ne kadar daha pahalı olsa da ve Belagar için daha da pahalı olsa da ben cüce savaşçısı basarım. Madenciler biraz fazla zayıf kaçabilir. Umarım karşılayabiliriz o maddiyatı. Bir dakika ya, ama 2-3 cüce savaşçısı burada. 3 tane burada. 6 tane çekiççimiz var. Bir dakika, burada 7 tane birim verebileceğim buna. Yok, bunları basmama gerek yok. Bütün bunları ona verirsem zaten ordu 20'ler. Şu an ihtiyacım yok öyle bir masraf yapmaya. Ki zaten yeterince yakın dövüş piyadem olacak bunları da aldıktan sonra. Basma imkanı olursa minakaşacı basmayı tercih ederim. Okey. Teknoloji olarak en başta 2 tane seçeneğimiz var. Diplomatik ilişkiler ve hız. Önce kişileri bir alalım. Sadece bir tur sürüyor zaten. Emir mevcut. Yeni konfederasyona kattığım yerde... Konfederasyon cezamız var mı? Evet, 5 tur boyunca konfederasyon cezası da çekeceğiz. Yozlaşma, bina geliri, büyüme. Gel ben klasik bunu basayım ya. Okey. Tekrar bir diplomasiye bakayım, yeni birilerini keşfettiysek diye. Ki keşfetmişiz. Talsin'le saldırmazlık anlaşması. Evet, evet. Ya o tarafa yönelmeyi hiç tercih etmem. Muhtemelen bu anlaşmayı yakın zamanda bozacaktır benimle. Ama yani mümkün olduğunca o tarafa gitmek istemiyorum. Karak 8 tepeye doğru yollanmak istiyorum. Güzel. Burada yapabileceğim bir şey yok değil mi? Bu yanan 10 tane şey efsanevi garezlerin sayısı mı diyor? Ha, 5 tane demiştim bu arada, 10 tane pardon, 5 sayfa. Okey. Var mı yapmak istediğim bir şey başka? Yok. Devam. Teknoloji araştırıldı. Diplomatik ilişkiler cücelerle artı 10. Okey. Güzel. Takipçi kazanmışız. Şimdi. Siz experience tutarınız. Tamam. Bunlar birkaç level ile başlıyor zaten. Hareket kabiliyetini daha da arttır. Her şeyden önce. Sen talim yayma kontrolü. Eczat garezi silah gücü yesildirilir karşı savaşırken. Yani biraz yayılma kontrolüne ihtiyacım olabilir ya oyunun başlarında. Kontrol dağıtayım birazcık. Sen... Evet, sen de rünlerden gitmek daha mantıklı. Şu an bu da mantıklı bir hale geldi aslında. Çünkü eskiden güncelleme öncesinde ant altını üreten binalar çok azdı. Bunun pek bir anlamı yoktu ama şu an mesela ant altını üreten bir bina yaptığım için bayağı makul bir hale geldi. Ama tabii ki yine de öncelikli olarak şeyden gidelim. Rünlerden gidelim. Alan etkili 60 zırh. Hız rünü. Ya hasar rününe ihtiyacım olabilir ya. Sen gel. Yayılma kontrolü sende de mi onu seçsem? Hadi sen de onu seçtim. Tazelenme veren maalesef yok bunların arasında. Okey. Sen yer altını kullanarak şuraya ulaşabilir misin? Hayır. Okey. Normal yürümeyle gideceğiz o zaman. Kendi topraklarımda kalmak isterim ama... Sonraki tur Karakizor'a ulaşıp ulaşamayacağımın garantisi yok bence öyle yaparsam. Sen hızlı bir şekilde onların topraklarına gidebilirsin. Şu kamera ayarlarını da bir hızlıca değiştirmek istiyorum müsaadenizle. Hızlı, hızlı, müttefikler en hızlı, en hızlı izleme. Düşmanlar hızlı, hızlı, tarafsızlar en hızlı, en hızlı izleme. Tamam. Hatta sen marş vaziyetine de girebilirsin ne olur ne olmaz.
mümkün olduğunca yakın olmak istiyorum. Sen de sevgili dostum geliyorsun ve bu birimleri küt diye ona veriyorsun. Yanımda gezdirsem mi bu adamı? Evet, gezdireyim. O da biraz experience kazansın. Sen ne tip bir lordsun? Düz lord. Ağaçların oranı veriyor, inşaat maliyeti. Ha, fena değilmiş aslında. Kalsın kalsın. Okey, bina var mı? Şunu upgrade edebiliyorum. Bunu upgrade etmeli miyim? Elimde çok fazla para yok. Ona da bakarak. Ha, önceliği şuna versem iyi olur. Hatta burada buranın ikinci seviyeye çıkması için biraz daha büyümeye ihtiyacım var. Ve büyüme biraz da yapmıyorum malum. Yine bunu yaptım ya. Umarım bir süre saldırmaz bunlar bana. Bunları indirdikten sonra sırada onlar var zaten de. Umarım bana bir buraları koruyacak zaman tanırlar. Burada büyüme artı 10 var. Hiç fena olmaz. Burada yetiştirme maliyeti iade birimleri için yetiştirme yapmayacağım bir süre. Şöyle bir yakın geleceğe bakalım neler varmış. Kalkanların güzel şeyler var. Ama galiba loncalarda daha güzel şeyler vardı. İnşaat maliyeti, eyalet başkenti, yiyecek kralın fermanı veriyor bir tane daha. Antaltın gelini arttırmak. Tamam, şuradan gidelim şimdilik. Ama bu bir tur sürüyor ya. Şunu bir turda alayım da. Ondan sonra oradan gideriz. Bunlar böyle bina... Ha, bunu upgrade edeyim mi? Madem var para edeyim ya. Yine diplomasiye bakmadan geçmeyelim. Tilya. Hızlı ölecek fraksiyonlardan bir tanesi. Azıcık daha zayıflasın da ondan sonra. Önümüzdeki tur falan yaparız anlaşmayı. Daha fazla para alırız bu sayede. Meteliğe kurşun atıyoruz sonuçta malum. Okay. Piyadeler için de %10 hızı almış olduk. Ve şu saldırıyı bir düzenleyelim o zaman. Ne var karşımızda? 11 kişilik bir garnizon var. 6 kişilik de şey var. Rahatlıkla alırız diye düşünüyorum. Sen kuşatmayı sürdür. Şurada desteğe gelsin istiyorum. Yücelerin otomatik sonuçlandırmada bu kadar güçlü olmasa hemen şu an bana kılıf kayı zafer orta kayıp demesi birazcık düşündürdü beni ama şöyle bir bakıyorum. Troll var bir tane. Ha, bu da yeni 5.2 güncellemesiyle beraber yeni eklenen iki tane birim var. Onlardan birisi Goblinler normalde mızrak kullanıyordu malum. Kılıç kalkanlı varyasyonunu da eklediler. Bir dakika. Ha, bir de bu. Ork veletleri de eskiden ne kullanıyordu? Ha, kılıç kalkan kullanıyordu. Ork veletleri de mızraklar şey eklediler. İki yeni varyasyon da mevcut şu an. Okay, bu yerleşim yerine buradan saldırmayı severim. Destek birliği de buradan gelsin. Uzun sürecek ama olsun. Okay, yakın dövüş piyadeleri. Menzili piyadeler. Tabancacıya özel bir muamele yapmak lazım. Sen bir kenarda dur. Kapının içinden ateş ettirmeye çalışırım. Bir de tabii ki buyumuz var. Şu kuleleri yıkarsam bununla oradan içeriye çok güzel ateş edebilirim. Acaba mimatı yeter mi diyeceğim. Ha, mimat tazeleme olanağı var bu arkadaş sayesinde. Sen de bunun yanında kal o zaman. Tamamdır. Kontrol bir diyelim hatta. Siz şöyle devam edin. Sevgili dostum sen kule yıkmaktan sorumlusun. Sen önünde kal onun da. Edersen hatta şöyle gel. O kule en öndekini ateş eder. Küçük bir hedefe ateş etmesi işime gelir şu an. Siz üçünüz gidip kapıyı kırın. Okay. Şu kuleyi de sen tanklarsan süper olur. Anca gidiyorlar birazcık. Ağır arkadaşlar. Tamam, yavaş yavaş yıkıyor onları. Zaten standart mühimmatı da yetecek gibi aslında. İçeriden ateş etmeye çalışanlar var. Daha doğrusu duvardan. Ha, kuleleri... Pasif durumda mı ya? Heh, şu an tekrar aktif hale getirdiler. Oraya ateş etmeniz... Dur, özellikle tabancacı nerede? Sen ateş serbestli bir kapa.
Siz tamam, fena ateş etmiyor gibisiniz onlara. İndirin onları oradan. Şurada ateş etsem daha iyi sonuç alırım. Hatta tamam, oraya geçelim ya. Gelin arkadaşlar, Beregar nasılsa bunları tanklıyor. Yakın dövüş piyadeleri de şuraya gelsin. Sen de şöyle gel. Bu yıkıldı. Sen diğerindeyik o zaman. Sen de bu sırada ona birazcık mühimmat doldur. Güzel. Hoş değil, birazcık okluyorlar ama neyse, goblin okçusu alt tarafı pek bir şey yapamazlar. Şunlar bir yerine geçsin, onları hızlıca indirirler zaten. Aynen, siz şu tarafa ateş edin. Okey, biraz oradaki mazgallara mı denir, ızgaralara mı denir, onları da vurdular ama fena da vurmadılar. Okey, kapı kırılmak üzere. Kule yıkılmak üzere değil ama çok da kalmamış. Tamam, onların işi bitti. Biraz daha yaklaşıp içeride ya da kimi bulursanız saldırın işte arkadaşlar, çok fark etmez. Atış serbestiniz açık mı? Açık. Yok, içeriden oklayanlar varmış, onlara saldırsanız daha iyi olacak. Görebiliyor musunuz onları? Bence görüyorlardır. Okey, güzel gördüler. Hatta arada görmediklerinde de şunlara vurdular. Yanlışlıkla vurduk, kusura bakmayın. Ya bak ama... Ha, bizim bir de rune ustamız vardı. Rune ustamız nerede? Şunları sen de patlatabilirsin birazcık. Ha, tamam. Keşke daha önce akla gelseydi. Kapı kırıldı. Kulenin yıkılmasına da çok kalmadı. Siz azıcık geride durun. Belegar'ın gelmesini bekleyin. Belegar'ın bufflarından da faydalanmak istiyorum içeri girdiğim zaman. Ha, ama sen şuraya gelebilirsin. Dur. Tamam ya. Şey, evet, sen şuraya gel. Yakında bir piyadeleri azıcık geride durun. Siz azıcık kenara çekilin. Oradan içeride gördüklerini tarasın. Diyeceğim de pek bir şey pek kimse de kalmadı burada bir yandan. Tamamdır, gelebilirsin, o kuleyi zaten pasif yıkılmakta üzere. Ve yıktı. Ha, destek birliği de ulaştı arada. Gel abi sen de. Gelin. Sen birazcık daha şöyle içeri gir. Birilerini görürsen ateş et direkt. Bunlar zaten ateş ediyor. Hatta biraz daha yaklaşabilirsin. Sen ne durumdasın? Sen güzel bir yokuştasın ya. Şurası daha iyi olabilir belki. Şuraya gel. Sen de onun mimatını bir kere daha doldur. Yeter. Tekrar ihtiyacı olacağını zannetmiyorum. Kimseyi görebildin mi bunlar? Pek kimseyi görememişler şimdilik. Okey, üzerime gelmiyorlar gibi. İçeri girelim o zaman biz. Tamam abi, kaçmış şeyleri de o kadar da ateş etmeyin ya. Şu tarafa bakabilirseniz, o tarafları ateşleyebilirseniz fena olmayabilir ama. Tamam, sen içeri gir dostum. Belegar tayfası, siz de içeri girin. Önünde durun, hatta onların mümkünse. Ve siz de içeri girin. Ama... dur, sığmıyorlar. bu lafı da çok seviyorum ya. Bize yanlış yaptılar. Hatta videonun başlığını öyle mi koysam? Aha, senin atış serbestini kapatmıştım ben değil mi? Peki. Heh, şimdi oldu. Okey, bunları da açabiliriz. Boş boş durma, sen de saldır. Şuraya bir de buff alalım, neden olmasın. Hmm,
Ha, trollere karşı savaşıyormuşuz. Güzel. En tehlikeli birimlerini bu şekilde önden yollamaları iyi oldu benim adıma. Birazcık korkak varlıklar olduğu için çok uzun sürmeden kaçtılar gittiler. Bunlar da fena hasar vermiyor ya. Bir salvo daha gelir mi? Trolleri arkasından vurun. Serbest koçlar, hadi durmayın. Nice. Oradakileri de hallettik. Şurayı yıkmanız lazım sevgili Lord Kahraman tayfası. Şurayı siz halledin. Yani gel şöyle. Sen kimseyi göremiyorsun galiba değil mi ya? Evet, menzilinde. Ya menzilinde aslında bunlar. Ateş etsene dostum. Ha, şimdi ateş etmeye başladı galiba. Ya da bunları mı ateş ediyor bilmiyorum ama bu tarafa ateş edebiliyor isen. Sen biraz daha yaklaş, oradan gelenleri direkt tararsın. Koruması çok zor olmaz zaten bunları. Ki kendilerini de korurlar derken zaten menzilde birileri giriyor. Tamam, burada durun. Sen onları koruyabilirsin. Bu tip birimlerin önüne kahraman koymak çok faydalıdır. Direkt kahramanlar onların atış menzilini engellemediği için hem tanklarlar hem de atış menzilini engellemezler işte. Siz orayı hallediyorsunuz. Madem öyle, bir tane şuraya şundan atalım. Ya işte. Sadece onlar değil, şuradakilerde kalan mühimmatlarıyla onları güzelce tarıyorlar zaten. Bunu yıkmanıza çok kalır mı? Biraz daha haydi, biraz daha. Hatta bir vurkaç yapmaya yeltenirsem eğer daha fazla hasar verir miyiz? Veririz herhalde. O orada hallediyorlar. Burası yıkılmak üzere. Günlerin soğuma süresi birazcık fazla işte, böyle normal büyüler kadar etkili olamıyor o yüzden, ama yine de ne zaman eklediler günleri ya? 2 yıl falan oldu galiba. Çok da eski değil yani. Yine de faydalı bir özellik tabii ki. Sen şunu vur ya. O ölünce liderlik debuff'ı alıyorlar ya. Şu gelenleri de vurursun zaten. Onlar da kaçıyor. Burası yıkıldı. Girin arkadaşlar içeri. Sen kafana göre takılabilirsin. Bunları yollamaya gerek var mı? Hala biraz birimleri var ya. Siz de gidin isterseniz. Bunları da bu taraftan yollayayım. Orada da bir iki birimleri var. Şuradaki Ork Baba veletleri sıkıntı yaratabilir ama. Evet, ona ulaşması zor olabilir ya. Boşver. Tamam, vazgeçtim. Oradan gitmeyin. Bize yanlış yaptılar. Saldırın. Şimdi oklayan bir goblin okçusu varmış. Heh, şunun cooldown'u dolmak üzere. Güzel. Onlara birazcık hasar verebilirim bununla. Hatta aşırı da yapabilirim bence. Şöyle güzel. Biraz yaklaşması lazım, uzakta kalmış. Yaklaşıyor musun? Pek yaklaşamadı. Belegar neredesin? Senin buff'ları kullanalım. Menzili birazcık azmış. Heh, şimdi oldu. Ha, onlar zaten pes etmiş. Direkt şöyle yapıştır. Güzel. Soğuma süresi daha da fazla olacak aşırı yaptığım için ama olsun. Sizlik bir durum kaldı mı? Lan. Ben bakmazken saldırıya uğramışlar.
Onların bir mantığı kalmadı zaten. Seni biraz daha yaklaştıralım, belki bir yerleri vurursun. Çok mu yaklaştırdık, duvarlardan göremez mi oradan? Şurada falan dur. Okay, buradakiler de kaçmaya başladı. Şu tarafa doğru devam edin arkadaşlar. Burada da barikat varmış. Bir barikat yıkmamız gerekecek. Biraz zaman alacak, yapacak bir şey yok. Hızlandırabiliriz bence. Özellikle hasar alan birileri var mı? Yok. Tamam, çok gitmenize gerek yok peşinden. Gelin arkadaşlar, gelin. Okay, öncelikle şuradaki ork veletleri saldırmış. Onları bir indirin. Gerçekten de birilerine saldırabiliyor ya. Bir ihtimal şunlara saldırma olasılığın olur mu? Onları güzel taradık. Önlerinde piyade var ama burada bir yokuş olduğu için onları görebildiler. Menzilleri vardı yani. Okay, burayı geçtik ve çok yakındır ya bu savaşın bitmesi. Şuradan dolaşın. Şey, yıkmakla uğraşmayalım. Bu tarafta da birkaç piyade kalmış aslında. Bunları göndersem mi oraya? Hah, bitti savaş. Güzel. Okey. Bu arada tüfekçiler ve şu neydi? Galet fırlatanlar çok iyi iş çıkarmış ya. Bir sürü insan öldürmüşler. Yeşil delili daha doğrusu. İnsan sayılmazlar onlar. İşgal edelim ve böylece ilk karakımızı da işgal etmiş, ilk eyaletimizi ele geçirmiş olduk. Ve burası da ilk bölümü sonlandırmak için gayet güzel bir nokta. Bu arada şeyi de göstereyim. Evet. Neden ucuzladı? Ha, kurduğum binalar yüzünden ucuzlamış olabilir. Ama öncelikle şunu kurmak gerekiyor derinlik binalarına ulaşabilmek için. Neyse efendim, bu bölümü burada sonlandıralım. İzlediğiniz için teşekkür edeyim. Mümkünse bir beğeninizi rica edeyim. Mümkünse aboneliğinizi de rica edeyim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.